önceki gün başta Giresun olmak üzere Karadenizimizin bazı illerini etkileyen afette hayatlarını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimize, bölge halkına ve vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Bugünkü kabine toplantımızda da bölgede yürütülen çalışmaları ve durumu etraflıca değerlendirdik. Vatandaşlarımızı yükünü daha da hafifletmek amacıyla Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020 tarihine kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bu tarihler arasında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye yine bu bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz. Giresun'daki faal mükelleflerin vergi daireleriyle mal müdürlüklerine olan borçlarına da tecil ve taksit imkanı getiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından hemen temizleme ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yaşadığımız her afet bizi bu konuda daha kararlı hareket etmeye yönetmektedir. İnşallah hep birlikte bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli ve yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Özellikle ekranlarda izlediğimiz Giresun'un Gerek Dereli Dereli yani tamamıyla Dereli'nin merkezinin nasıl o kayalarla dolup taştığını, bütün mağazaların, dükkanların ne durumda olduğunu gördünüz. Bu arada malum jandarmalarımızdan burada şehit olanlar oldu. Onların takibi. Aynı şekilde sivil vatandaşlarımızdan şehit olanlar oldu. Onların takibi ve yaralılarımızın hastanelerde takibi bütün bunlar devam ediyor. Giresun'a Adil Bey Ulaştırma Bakanımızı gönderiyorum. Aynı şekilde yine elektrikteki sıkıntılar sebebiyle Fatih Bey'i de yine oraya gönderiyoruz yerinde gerek karayolları olarak herhangi sıkıntı var yok bunları yerinde bizzat takip etsinler istiyorum. Onun için de iki bakanımız da şimdi Giresun'a geçecekler. Çünkü çöken köprüler var. Bu köprülerin yeniden inşası ve bununla birlikte atılacak başka ne gibi adımlar varsa bunların da hemen bu adımların atılması bakanlarımızın nezaretinde olsun istiyoruz. Her ne kadar ufak tefek petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahipsek de bunlar ihtiyacımızın yanında adeta devede kulak misali kalıyordu. Büyüyen bir ülke olarak enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi dışarıya ödediğimiz kaynağın da hep artması anlamına geliyordu. İhracatımızı fevkalade artırmamıza rağmen Enerjideki bu yapısal sıkıntı sebebiyle cari açığımızı bir türlü kapatamıyorduk. Önce yerli ve milli imkanları seferber ederek enerjideki bu dev açığa kısmi de olsa bir çözüm getirmeye çalıştık. Milli enerji ve maden politika belgemizi 2017 yılında kamuoyumuzla paylaşarak bu çerçevede yeni bir dönemi başlattık. Derin deniz aramaları için ilk sondaj gemimizi alarak Bismillah dedik. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz bu derin deniz sondaj gemileriyle dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduk. Bu Akdeniz'de yürüttüğümüz çalışmaları engellemek isteyenlere gerektiğinde zor kullanma pahasına hakkımıza sahip çıkacağımızı gösterdik. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklarla bağımsızlığını ilan eden Türkiye doğalgaz ve petrolde de benzer bir seviyeye ulaştığında Allah'ın izniyle önünde yepyeni bir dönem başlayacak bedel ödetirler dedikleri ne varsa gerektiğinde bedelini ödeyerek başardık. Bize yıkılmaz kaleler olarak gösterilen sırça köşkleri harekatlarımızla tuzla buz ettik. Yine bu süreçte kendi halkının safında yer almak yerine gavurun kılıcını çalmayı, Amerika'da, Avrupa'da, Körfez'de hazırlanan senaryoların figüranlığına soyunmayı tercih edenleri de milletimize havale ediyoruz. Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülemeyen mankurtlardan eylemesin diyorum. Siyasi rekabetle ülkesinin ve milletinin çıkarları arasındaki farkı göremediği için kin, nefret, husumet çukurunda boğulanları kendi akıbetleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz 83 milyon milletimizle birlikte daha güçlü, daha büyük, daha huzurlu, daha müreffeh, daha güvenli bir geleceğe doğru başlattığımız bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz. Diğer alanlarda ülkemize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi yine ekonomimize saldırıyorlar. Klasik hale gelen döviz kuru, faiz, enflasyon şer üçgenini bir kez daha başımıza musallat etmek için tüm güçleriyle yükleniyorlar. Halbuki ülkemiz toplamda 90 milyar dolara yaklaşan rezerviyle gayet iyi durumdadır. Merkez Bankamızın mevcut rezervinin 45,4 milyar doları döviz ve 42,8 milyar doları da altın cinsindedir. 2016 yılında altın rezervimiz sadece 14 milyar dolar seviyesindeydi. Hem yurt dışındaki altınımızı ülkemize getirerek hem ülkemizde çıkan tüm altını Türk lirası üzerinden alarak altın rezervimizi yaklaşık 3 kat artırdık. En büyük rezervi de Karadeniz'in altında bulduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. İnşallah bu müjdenin de devamı gelecek. Diğer alanlardaki çalışmalarımızla Türkiye çok yakında doğalgazda dünyanın en büyük rezervlerinden birine inşallah sahip olacaktır. Buradan elde edilen her kuruş kazanç doğrudan milletimizin hayat kalitesinin yükselmesini sağlayacak çalışmalara gidecektir. Dünyanın salgınla en başarılı mücadelesini yürüten ülkelerinden birini en kötülerin arasına koyanların içerideki akıl daneleri kim olduklarını gayet iyi bildiğimiz yeminli Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlarıdır. Aynı şekilde tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğalgaz rezervi keşfinin Ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin de bu aklı nereden aldığını ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz. Tüm dünyanın borç batağına sürüklendiği, sürekli para basarak ayakta kalmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye kendi dengeleri üzerinde kararlılıkla yoluna devam ediyor. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar görende yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntı da asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaze ediyorum. Türkiye ne oruç reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, NAVTEX ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır. Aziz milletim, Türkiye yaklaşık 200 yıldır demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi batı merkezli doğup gelişen ve fakat evrensel değerler haline dönüşen bir çizginin takipçisidir. Hangi reformu yaparsak yapalım? Hangi adımı atarsak atalım? Hangi değerlerimizden taviz verirsek verelim? Batı bizi hiçbir zaman kendisi gibi görmedi. önceki gün başta Giresun olmak üzere Karadenizimizin bazı illerini etkileyen afette hayatlarını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimize, bölge halkına ve vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Bugünkü kabine toplantımızda da bölgede yürütülen çalışmaları ve durumu etraflıca değerlendirdik. Vatandaşlarımızı yükünü daha da hafifletmek amacıyla Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020 tarihine kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bu tarihler arasında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye yine bu bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz. Giresun'daki faal mükelleflerin vergi daireleriyle mal müdürlüklerine olan borçlarına da tecil ve taksit imkanı getiriyoruz. Hasar tespit çalışmalarının ardından hemen temizleme ve yeniden inşa faaliyetlerine başlayacağız. Yaşadığımız her afet bizi bu konuda daha kararlı hareket etmeye yönetmektedir. İnşallah hep birlikte bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli ve yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Özellikle ekranlarda izlediğimiz Giresun'un Gerek Dereli Dereli yani tamamıyla Dereli'nin merkezinin nasıl o kayalarla dolup taştığını, bütün mağazaların, dükkanların ne durumda olduğunu gördünüz. Bu arada malum jandarmalarımızdan burada şehit olanlar oldu. Onların takibi. Aynı şekilde sivil vatandaşlarımızdan şehit olanlar oldu. Onların takibi ve yaralılarımızın hastanelerde takibi bütün bunlar devam ediyor. Giresun'a Adil Bey Ulaştırma Bakanımızı gönderiyorum. Aynı şekilde yine elektrikteki sıkıntılar sebebiyle Fatih Bey'i de yine oraya gönderiyoruz yerinde gerek karayolları olarak herhangi sıkıntı var yok bunları yerinde bizzat takip etsinler istiyorum. Onun için de iki bakanımız da şimdi Giresun'a geçecekler. Çünkü çöken köprüler var. Bu köprülerin yeniden inşası ve bununla birlikte atılacak başka ne gibi adımlar varsa bunların da hemen bu adımların atılması bakanlarımızın nezaretinde olsun istiyoruz. Her ne kadar ufak tefek petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahipsek de bunlar ihtiyacımızın yanında adeta devede kulak misali kalıyordu. Büyüyen bir ülke olarak enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi dışarıya ödediğimiz kaynağın da hep artması anlamına geliyordu. İhracatımızı fevkalade artırmamıza rağmen Enerjideki bu yapısal sıkıntı sebebiyle cari açığımızı bir türlü kapatamıyorduk. Önce yerli ve milli imkanları seferber ederek enerjideki bu dev açığa kısmi de olsa bir çözüm getirmeye çalıştık. Milli enerji ve maden politika belgemizi 2017 yılında kamuoyumuzla paylaşarak bu çerçevede yeni bir dönemi başlattık. Derin deniz aramaları için ilk sondaj gemimizi alarak Bismillah dedik. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz bu derin deniz sondaj gemileriyle dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduk. Bu Akdeniz'de yürüttüğümüz çalışmaları engellemek isteyenlere gerektiğinde zor kullanma pahasına hakkımıza sahip çıkacağımızı gösterdik. Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklarla bağımsızlığını ilan eden Türkiye doğalgaz ve petrolde de benzer bir seviyeye ulaştığında Allah'ın izniyle önünde yepyeni bir dönem başlayacak bedel ödetirler dedikleri ne varsa gerektiğinde bedelini ödeyerek başardık. Bize yıkılmaz kaleler olarak gösterilen sırça köşkleri harekatlarımızla tuzla buz ettik. Yine bu süreçte kendi halkının safında yer almak yerine gavurun kılıcını çalmayı, Amerika'da, Avrupa'da, Körfez'de hazırlanan senaryoların figüranlığına soyunmayı tercih edenleri de milletimize havale ediyoruz. Rabbim kimseyi teröriste terörist diyemeyen, darbeye darbe diyemeyen, düşmana düşman diyemeyen, milletinin sevinciyle sevinemeyen, üzüntüsüyle üzülemeyen mankurtlardan eylemesin diyorum. Siyasi rekabetle ülkesinin ve milletinin çıkarları arasındaki farkı göremediği için kin, nefret, husumet çukurunda boğulanları kendi akıbetleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz 83 milyon milletimizle birlikte daha güçlü, daha büyük, daha huzurlu, daha müreffeh, daha güvenli bir geleceğe doğru başlattığımız bu kutlu yürüyüşü sürdüreceğiz. Diğer alanlarda ülkemize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi yine ekonomimize saldırıyorlar. Klasik hale gelen döviz kuru, faiz, enflasyon şer üçgenini bir kez daha başımıza musallat etmek için tüm güçleriyle yükleniyorlar. Halbuki ülkemiz toplamda 90 milyar dolara yaklaşan rezerviyle gayet iyi durumdadır. Merkez Bankamızın mevcut rezervinin 45,4 milyar doları döviz ve 42,8 milyar doları da altın cinsindedir. 2016 yılında altın rezervimiz sadece 14 milyar dolar seviyesindeydi. Hem yurt dışındaki altınımızı ülkemize getirerek hem ülkemizde çıkan tüm altını Türk lirası üzerinden alarak altın rezervimizi yaklaşık 3 kat artırdık. En büyük rezervi de Karadeniz'in altında bulduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. İnşallah bu müjdenin de devamı gelecek. Diğer alanlardaki çalışmalarımızla Türkiye çok yakında doğalgazda dünyanın en büyük rezervlerinden birine inşallah sahip olacaktır. Buradan elde edilen her kuruş kazanç doğrudan milletimizin hayat kalitesinin yükselmesini sağlayacak çalışmalara gidecektir. Dünyanın salgınla en başarılı mücadelesini yürüten ülkelerinden birini en kötülerin arasına koyanların içerideki akıl daneleri kim olduklarını gayet iyi bildiğimiz yeminli Tayyip Erdoğan ve AK Parti düşmanlarıdır. Aynı şekilde tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğalgaz rezervi keşfinin Ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin de bu aklı nereden aldığını ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz. Tüm dünyanın borç batağına sürüklendiği, sürekli para basarak ayakta kalmaya çalıştığı bir dönemde Türkiye kendi dengeleri üzerinde kararlılıkla yoluna devam ediyor. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak bir sıkıntı da asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülaze ediyorum. Türkiye ne oruç reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, NAVTEX ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır. Aziz milletim, Türkiye yaklaşık 200 yıldır demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi batı merkezli doğup gelişen ve fakat evrensel değerler haline dönüşen bir çizginin takipçisidir. Hangi reformu yaparsak yapalım? Hangi adımı atarsak atalım? Hangi değerlerimizden taviz verirsek verelim? Batı bizi hiçbir zaman kendisi gibi görmedi.